Dün Pakistan'da başarılı bir miyom ameliyatı yaptık. Onun vesilesiyle bayanlara ufak da olsa bir mesaj vermek istiyoruz. Miyomlar bizim kadın doğum polikliniğe başvuran hastalarda çok sık gördüğümüz ilk gruba tümörler. Tümör ismi tabii ki biraz korkutucu olmakla beraber rahimin kendi dokusundan oluşan bir kitle. Çok büyük oranda iyi huylu olurlar. Tabii ki alınıp patolojiye gönderilmeden %100 sonuç belli olamadığından genelde de belli boyutların üzerine çıktığında operasyon planlıyoruz. Şimdi Pakistan'ın üzerinden gidersek, Pakistan'ın başka şikayetlerle önce polikliniğe başvurmuştu. Biz miyomlarını saptamıştık. Sonra maalesef kendi korktuğu için bir süre gelmedi. Bu süre zarfında miyomlarının boyutları arttı. Doğal olarak en sonunda artık canına tak dediğinde miyom ameliyatı olmak zorunda kaldı. Ama çok güzel bir operasyonla şu anda ameliyattan sonraki ilk gününde ona rağmen çok rahat bir şekilde kalktı, yürüdü. Şu anda da bir sıkıntımız yok. Şimdi polikliniğimize başvuran hastaların pek çoğunda biz miyomları saptayabiliyoruz. Miyomların bir kısmı hiçbir bulgu vermeksizin ortaya çıkabiliyor. Biz rutin kontroller sırasında miyomları ultrason yaptığımızda fark edebiliyoruz. Bunlar şu an için zararsız olsalar bile boyutları arttıkça yerleşim yerlerine göre yavaş yavaş şikayet vermeye başlıyorlar. Miyomları biz nasıl tanıyabiliriz ya da kendinizde var olduğundan nasıl şüphelenebilirsiniz? Genelde 3 çeşit bulgu verirler. Bulgu verecek olan miyomlar tabii ki. Kanamalar, vajinal kanama. Hastalarda ara kanama şeklinde olabilir. Adet kanamalarının yoğun olması şeklinde bulgu verebilir. Kanamaların süresinin uzaması, normalde 2-7 gün süren adet kanaması 10 gün, 15 günlere kadar devam edebilir. Bazı miyomların yerleşimine göre hiç durmayan, sürekli devam eden, aşırı yoğun bir kanamayla acil bir şekilde de gelebiliyorlar. Diğer bir bulgusu şiddetli ağrı. Adet ağrısı şeklinde olanları var. Yine yerleşim yerine göre büyük abdeste çıkarken baskı etkisinden dolayı olan ağrı şeklinde olabiliyor. İdrar kesesine baskıdan dolayı ağrı şeklinde, idrarı yaparken ağrı şeklinde bulgu verebiliyor. Diğer bir bulgusu da özellikle arka tarafta büyüyen miyomlarda bağırsaklara baskı yaptığı için kabızlık, tuvalete çıkamama, tuvalete çıkarken zorlanma, tuvaleti yaptıktan sonra hala varmış hissi tarzı o kitle etkisini yaratabiliyor. İşte biz bu bulguları verdiğinde artık diyoruz ki miyomlara bir müdahale zamanı gelmiş bulunuyor diye. Genelde boyutları çok küçük olduğunda bu şikayetleri henüz vermiyorlar. Ama çok küçük çaplı miyomlar eğer rahim içerisine yerleşirse 2 santim bile olmuş olsa şiddetli kanama bulgusu verebiliyor. Miyomların tabii ki hepsine cerrahi müdahale yapmıyoruz veya her miyomu olan hastaya gidip rahim ameliyatı yapmıyoruz. Yerleşimlerine, durumlarına, hastanın yaşına, hastanın isteğine göre ameliyatlarımızı yönlendiriyoruz. Pakistan'da olduğu gibi yaklaşık 15 santimlik bir miyom çıkardık. Bu miyomla rahim ameliyatına gidilebilirdi. Ama biz Pakistan'la konuştuğumuzda miyomun alınmasının daha mantıklı olduğu kararını verdik. Çok da güzel bir karar vermişiz. Miyomlarımızı çıkardık ve şu an sağlıklı bir şekilde büyük ihtimalle akşam üzere eve göndereceğiz kendisini. Tabii ki benim anlattıklarımın yanında bunu yaşayan birinin size bu konuda bir ufak da olsa bir not iletmesi tabii ki daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Eğer isterse Pakizam'da size birkaç cümle iletsin. Evet, bayanlarımızı korkmamasını isterim. Ben korktum ve gelmek istemedim. Geldiğimde de kötü bir şey olacak diye korkuyordum ama çok şükür öyle bir şey çıkmadı. Bayanlarımız hiç korkmasın ve gelsinler. Doktorlarıma teşekkür ederim. Hocalarıma, herkese Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz.